çok düzenli bir TikTok kullanıcısıyım. Orada bir paralel evren var ve o paralel evreni çok yakından takip ediyorum. Freak olmak varken neden normal olasın ki yani? Biz ne zaman böyle insanlar olduk? Söylemindeki gizli hiyerarşiyi mesela tehlikeli buluyorum. 1983 senesinden bir Tercüman gazetesinin 3. sayfasına. Yani bugün böyle sosyal medyada linç edilen, sosyal medyada aman Allah'ım nasıl bu hale geldik diye paylaşılan haberlerin hepsi var. Yani biz böyle insanlar olmadık, biz böyle insanlarız maalesef. Türkçeyi ele geçirmek neredeyse imkansızdır. Bütün güzellere göz kırpan ama hiçbiriyle nikah masasına oturmayan bir çapkındır. Buradan nasıl toparlayacağım diye düşünerek geçti bütün hayatım. O yüzden bu bir şekilde herhalde yazdıklarıma da yansıdı yani. Aman düşünüyorum falan deyip böyle hani memuriyetten istifa etmek falan. Oğlum aklını mı yitirdin falan dediler bana. İnşallah bütün işlerimizi yapay zeka kaptırırız. Yani biz de böyle eski Yunan'daki gibi böyle yan yatıp işte böyle varlık var mıdır? Bu evren bir idealar evreni midir falan böyle. Böyle meraklarımızın peşinden gideriz inşallah. Dille acayip bir ilişkisi olan ve en son acayipi okurlarıyla buluşturan Mahir Ünsal Eriş'le birlikteyiz. Merhaba Mahir Bey. Merhaba. İkili bir hayat var şu an sizde aslında. İstanbul-Londra arasında gidip geliyorsunuz. İstanbul'u özlüyor musunuz? Yok, pek özlemiyorum. İnsanları özlüyorum. İnsanlarla bir arada olmayı özlüyorum. Yani eski zamanları, eski günleri özlüyorum ama özellikle yani memleketin herhangi bir köşesine dair böyle bir özlem duymuyorum artık. Gerçekten Andy Warhol'un dediği gibi herkesin böyle 15 dakikalığına ünlü olduğu TikTok'tan ve çeşitli mecralardan acayip içeriklerle meşhur olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bu çağı nasıl yorumluyorsunuz? Siz takip ediyor musunuz hiç TikTok? Neler oluyor, hiç bakıyor musunuz? Bakmıyorum ama Twitter'da önüme düşüyor. Ben bakıyorum. Ben çok düzenli bir TikTok kullanıcısıyım ve böyle orada bir paralel evren var. Ve o paralel evreni çok yakından takip ediyorum. Yani düzenli her gün mesela 10-15 dakika muhakkak TikTok'a bakıyorum yani. Bunu gözlem için mi yapıyorsunuz? Yok, yani meraktan eğlenme yapıyorum. Meraktan yapıyorum, hoşuma gidiyor. Yani orada insanlar ne yapıyorlar diye görmek hoşuma gidiyor. Adamın biri canlı yayında yumurta kabuğu soyuyor. Böyle bir takım saatçi aletleri gibi böyle çok ince cımbızlar işte şeylerle falan. Ve böyle aynı anda işte 8000 kişi izliyor falan bu yayını. Çiğ bir yumurtanın kabuğunu sayıyor bu esnada. Olağanüstü bir şey bence. Hani gerçeklikte karşılığını asla bulamayacak bir şey yani. Böyle hani arkadaşlar akşam bize gelin size bir yumurta soyayım falan deseniz. Hani kimsenin gelmeyeceği bir etkinlik ama işte 8000 kişinin oturup bunu izlediği falan böyle tam bir şey bu. Gerçeklik sonrası denen şey var ya, o yani onun tam olarak kalbi bence TikTok'ta atıyor ve insanın insan olma biçim ve tercihlerinin sonsuz seçenekler sunabileceğine dair bana orada çok bereketli bir repertuar sunuyor ve bunu çok eğlenceli buluyorum yani. Hani yani şey gibi de düşünmüyorum. İşte insanlar iyice sapıttı, işte bilmem ne falan gibi o kadar karanlık bir yerden bakmıyorum. Tam tersi, insanların içindeki bütün acayiplikler orada ortaya dökülebildi ve işin ilginci ortaya döküldükçe para ediyor. İnsanlar bunlardan para kazanıyor. Orada bir freak show var. Dev bir freak show var ve para kazanıyorlar. Yani bunları yapan acayip, bu acayiplikleri yapan insanlar var ama bu acayiplikleri para veren insanlar da var. Hangimiz daha acayibiz şimdi? Bence bu kabul arayışından utanma cenderesini kırdık biz artık. Ve yani geçmişin insanlarıyla bizim çağımızın insanlar arasındaki en temel farklılık bu. Yani ben ilgi istiyorum kardeşim diyebilecek bizde arsızlık olarak kodlanan şey artık gayet doğal bir insan hali olarak algılanıyor. Ve bütün internet de bunun üzerine kurulu neredeyse. Bu bir yandan da endişe verici değil mi? Çünkü freak show'da yani sınır yok. Freak olmak varken neden normal olasın ki yani? Ben çok eğlenceli buluyorum yani. Hani normal olmak... Ya çünkü hayat zaten normalliğin peşini bırakmıyor yani. Hani istediğiniz kadar freak olun. İstediğiniz kadar böyle alel acayip hani böyle bir hayat sürün sosyal medyaya yansıyan gibi falan. Eninde sonunda yine aynı su ve gaz faturası geliyor eve. Eninde sonunda yine işte aynı idari, siyasi ve vatani görevlere mecbursunuz. Yani zaten sistem bir şekilde
şey yapmıyor, peşinizi bırakmıyor yani. Ne kadar sisteme küçük çatlaklar yaratıp oralardan sızabiliyorsanız o kadar hayat bulabiliyorsunuz genel olarak. Yani biz ne zaman böyle insanlar olduk söylemindeki gizli hiyerarşiyi mesela tehlikeli buluyorum. Ben hala o eskinin değerlerini koruyan, onları kayıran biriyim. Ama siz bozuldunuz imasına bir hiyerarşi seziyorum ve yani bunu da biraz tehlikeli buluyorum. Yani biz zaten böyle insanlardık. Yani biz böyle en karanlık internet haberlerine şöyle bir dönüp baktığınızda yani ne zaman insanlar bu kadar delirdi, ne zaman insanlar bu kadar zıvanadan çıktı denilen haberlerin hepsi 70'lerin gazetelerinde de var. Kimse kusura bakmasın. Ya 50'lerde de var. Ben hani master'da, doktora'da bir sürü arşiv taradım ettim falan filan. Yani çok basit belli başlı konu başlıkları var. Gazeteler tarıyorum 1930'lardan 20'lerin o ikinci yarısından itibaren. Bakıyorum böyle hep Kıbrıs meselesi, Kürt meselesi, işte falanca yerde bilmem ne olmuş, işte terör meselesi, şu oldu falan. Hep aynı şeylerin konuşulduğu bir dünya. Hep aynı şeyler konuşulduğuna göre demek ki hep aynı insanlar var. Yani hep aynı sahiplerle hareket eden aynı insanlar var. 1983 senesinden bir Tercüman gazetesinin 3. sayfasına yani bugün böyle sosyal medyada linç edilen, sosyal medyada aman Allah'ım nasıl bu hale geldik diye paylaşılan haberlerin hepsi var. Yani biz böyle insanlar olmadık. Biz böyle insanlarız maalesef. Daha görünür olmasını sağladı Evet. belki. Evet. Yani medyanın daha evden üretilebilen bir şey olması bunların daha görünür olmasını mümkün kıldı. Herkesin ipliği pazara çıktığı. Siz kaç dil biliyorsunuz? Bu soruya cevap vermek zorunda kalmamak için yazdım kitabı diyeyim. Yedi dil biliyorsunuz. Ben cevabı biliyorum ama dil olmasaydı nasıl bir dünyada olurdu? İnsan için dilin olmadığı bir dünya hiç olmadı neredeyse. İnsan dilsiz düşünülemez. Dilsiz bir insan artık düşünülemez. Ama ben sözlü dilin zaman içerisinde kaybolacağını düşünüyorum. Yani imgesel dilin yaşayacağını düşünüyorum. Bir 20 yıl önce, 30 yıl öncenin protez kol ve bacaklarına bakın. Bir de şimdikilere bakın. Yani şimdi artık doğrudan beyin bağlantılı, nörolojik bağlantılı protezler bilmem ne falan filan geliştiriliyor. Beyin hakkındaki bilgi ve deneyimimiz arttıkça muhtemelen farklı implantasyonlar gelişecek ve birbirimizle konuşmak zorunda kalmadan nasıl şimdi mesela birbirimize mesaj attığımızda emojiler gönderiyoruz ve hani tek bir emojiyle bir paragrafta anlatacağım şeyi anlatabiliyoruz. Belki ileride sadece birbirimize imge transfer edebileceğimiz böyle transfer implantasyonlarıyla donanmış olacağız. Yani mesela işte ben size diyeceğim ki ya sizi Taksim Meydanı'nda bekliyorum. Siz diyeceksiniz ki ya Taksim Meydanı neresiydi? Ben hemen size kendi zihin implantımdan bir Taksim haritası göndereceğim. Ve belki de bu diyalog gerek bile kalmayacak Kalmayacak. falan. Tabii bunlar şimdi çok bilim kurgu gibi geliyor kulağa ama hani 20 yılda aldığımız yolu düşününce 200 yıl sonra ya da 500 yıl sonra alacağımız yolun ne olduğunu kestirmek bile imkansız. O yüzden o kadar da bilim kurgu şeyler olmayabilir bunlar yani. Doğru, Black Mirror senaryosu olmaktan Evet, çıkabilir biraz buradan yani. yapımcılara sesleniyorum. Çok güzel fikirlerim var diye. Gündelik hayatımızdaki dili kullanma biçimimizin ben fakirleştiğini, kısırlaştığını düşünenlerdenim. 60 yıl önceki bir gazeteyi getirsek buraya birçoğumuz ya bu ne demek, o ne demek diye birbirimize sorabiliriz yani. Ama buna neden kayıp gözüyle bakalım ki? Yani onlar da örneğin işte WhatsApp'ın ne olduğunu bilmiyorlardı. İşte ne bileyim onlar da e-mail'in ne olduğunu bilmiyorlardı. İşte mail'e bir şey attach etmenin ne olduğunu bilmiyorlardı falan. Onlar için de bunları bilmemek kayıp değil. Zıt Erenköy şeyi vardı mesela hani 40 yaşın üstündekiler için o zıt Erenköy'dür mesela. Ama işte 40 yaşın altındakiler için o mesela zıt Tokai'dir. Ve hani yani eğer Erenköy'ü biliyorsanız o sizin yaşınız hakkında fikir verir. Fikir. Çünkü bu zamana ait bir şeydir Evet, yani. Hani evet. dil böyle bir şeydir. Nasıl işte yine kitapta verdiğim örnek mesela kahrolsun bazı şeyler Ha, dediğimiz evet, zaman aynen. yani o artık bir döneme ait bir Bir şeydir. şeydir. Mesela benim çocuğum için hiçbir esprisi olmayacak bir gönderme o. Turgut Özal'ın çok sık kullandığı kelimeleri düşünün. Süleyman Demirel'in çok sık kullandığı kelimeleri
düşünün. Onlar bile hep böyle yani mesela Binaenaleyh dediğim zaman orada mesela bir hemen gözler Süleyman Demirel arıyor falan Tabii. filan. Yani bunlar şey bile hani siyasi konumlanışlar, zaman içerisindeki yerimiz, zamanın dili falan filan. Bunlar hani çok gündelik değişen şeyler. Bu dönemki mesela liderleri hangi kelimeyle anarız diye düşündüm de mesela işte ben eminim işte Bülent Ecevit deyince mesela onun kendine has kelimeleri vardı. İşte bir İsmail Cem mesela işte rahmetli onun kendine has kelimeleri var falan. Şimdi düşünme yerine bir şey koyamadım yani. Bunlar var gerçi. Bunlar. Yani mesela bunu yani şöyle bir şey 20 yıl sonra da biri çıkıp böyle bunlar dediğim zaman mesela bu dönemi anlayacak. Anlayacağız. Yani hani böyle dilin kendi çağına, kendi zamanına ait bir ruhu, bir duygusu var ve sadece o zamanın ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere organik bir şekilde geliştiğinden yani benim dedemin e-mail sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmiyor olmasının hiçbir anlamı yok. Türkçe ile ilgili o kadar içim rahattır ki yani hani Türkçenin öyle içinde yabancı kelimeler varmış ya da yabancı kelimeler işgali altındaymış falan filan. Beni hiç karartmaz böyle şeyler. Çünkü Babil'de çok ayrıntılı anlattım bunu kitapta. Yani Türkçeyi ele geçirmek neredeyse imkansızdır. Yani Türkçe böyle bütün güzellere göz kırpan ama hiçbiriyle nikah masasına oturmayan bir çapkındır yani. Çok Böyle güzel. bütün dillerle böyle çok yoğun ilişkiler içerisinde olur. Onları tavlar, onları kandırır falan filan. Ya da onlara kapılıp gider. Ama sonunda akşam hava kararınca evine döner, tek başına yastığa, tek başına kafasını koyar, uyur yani. Muhavere örneği var kitapta. Şimdi mesela açık bir herhangi bir Reşat Nuri kitabını okumaya kalksanız, yani 20. sayfaya varmadan muhavere sözcüğüyle bir kere karşılaşırsınız. Bu da demek oluyor ki muhavere o dönemde çok konuşulan, çok kullanılan bir kelime. Bugün biz ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne muhaberesi yani? Muhabere var, muharebe var ama muhabere ki onlar bile Muhaberat antika artık yani. var. Mesela hani işte nerede çalışıyoruz mesela işte PTT'de işte muhabere bilmem ne müdürüyüm falan filan dese yani muhabere yani cephede mi falan gibi hani böyle de tam karşılığı yok. Mesela muhabere karşılıklı sohbet etmek, söyleşmek muhabere olarak kullanamıyoruz. Türkçenin böyle bir hileli tarafı var. Yardımcı fiil kullanmak Evet, zorundasın. evet. Muhabere etmek. Tabii. Demek ki muhabere halindeydiler bilmem ne falan. Bir şeyle desteklemek zorundasınız. Ama ne oldu? Muhaberenin miadı doldu. Kullanım ömrü tamamlandı. Onun yerine sohbet geldi. Onun yerine sohbet gidecek. İşte bir dönem mesela chat geldi. Bilmem ne oldu falan filan. Ama etmek hep sabit. Yani muhavere etmek de öyle, sohbet etmek de öyle, chat yapmak da öyle falan filan. Dolayısıyla bir dönem aldı, estetik buldu, kullanışlı buldu, işine yarar buldu, kullandı. Ondan sonra bir sonraki nesle aktaramadı ve romanlarda eskimek üzere bir kenara ayırdı. Reşat Nuri ayarında yazarlarımızın olmamasının sebebi Reşat Nuri'nin dilinin artık yaşamıyor olması değil. Yani Reşat Nuri gibi bir yazarımızın olmaması. Olmaması. Yani o tamamen Reşat Nuri'nin başarısıyla alakalı bir şey. Onun kabiliyet, onun hüneriyle alakalı bir şey. Bundan 20 yıl sonra ya Peder Bey ne yazmıştı benim herhangi bir tane kitabımı açıp baktığı zaman onun da böyle çok antika, çok külüstür bulduğu bir sürü kelime olacak. Halbuki bayağı düpedüz Bugünkü. bugünün diliyle Tabii. yazılmış şeyler bunlar Evet. falan. Ya din çok zamana ait bir şeydir. O yüzden böyle kararmaya gerek yok Bir yandan da çevirmensiniz. yani. Peki ileride yapay zekaya işinizi İnşallah. kaptıracağım gibi endişeniz İnşallah var mı? kaybederiz. İnşallah. İnşallah bütün işlerimizi yapay zeka kaptırırız. Yani biz de böyle eski Yunan'daki gibi böyle yan yatıp işte böyle varlık var mıdır? Bu evren bir idealar evreni midir falan böyle. Böyle meraklarımızın peşinden gideriz inşallah. Yani hani çok isterim böyle hani benim yerime daha mükemmel bir daha kusursuz, hatasız bir sistem çeviri yapabilecekse eğer böyle bir endişe edilecek bir şey görmüyorum yani. Hani çünkü ne güzel işte. Yani
Şimdi mesela edebiyat yarışmaları düzenleniyor. Birilerine ödül veriliyor. Her sene ödülden sonra kıyamet kopuyor. Ya da işte mesela sinema işte jürileri filmlere ödüller veriyor. Her ödülden sonra kıyamet kopuyor. İşte bir takım böyle başka işte tevatürler geliyor. İşte dedikodular oluyor. Ya zaten o işte o kitap bilmem kim bilmem nesiydi o filmde bilmem kim bilmem nereden işte bilmem ne almıştı falan filan diye. Hep böyle yani şimdi mesela bu ödülleri bir yapay zeka robotu veriyor olsaydı yani nasıl mesela futbola VAR geldi. Hani futbolun kimyası değişti bir Değişti, anda evet. yani. Hani şimdi yani eğer bir yapay zeka gerçekten bir metnin edebi değerini, dilsel maharetini, efendim söyleyeyim hikayesinin akıcılığını, kurgusunu, şusunu, busunu falan filan bir takım parametreleri göz önünde bulundurup değerlendirebilecek olsa ne gerek var ki yani böyle 1000 yıldır bütün edebiyat jürilerinde yer alan bir takım böyle isimler var. Hala onların inisiyatifine kalmış bir şekilde böyle ya bilmem kim bana bilmem kim bey bana ödül verse de ben de bir edebiyat ödülü alsam diye düşünmektense mis gibi bunların hepsini yapay zeka yapsa harika değil mi yani Daha objektif ben olur bir hem diyorsunuz. objektif olur hem de yani hiç kimse hiç kimsenin hakkına geçmemiş olur. Keşke bütün işlerimizi elimizden alsa. Keşke insanlar böyle işte ne bileyim otobüs kullanmak, işte ne bileyim işte metro kullanmak, bilmem ne falan filan gibi işlerle vakit kaybedecek ne bileyim ağacın altında yatıp kitap okusa, çizgi roman okusa, ne bileyim otursa, Para kazanma film yolunun seyretse. neresine koyuyorsunuz? Ama makineler çalışacak, parayı biz kazanacağız işte. Harika bir şey değil mi? Bence muhteşem bir ütopya yani. Ben yapay zekaya çok olumlu bakıyorum yani. İnşallah ilk önce benim işimi elinden alır yani. Son roman da acayip, gerçekten acayip bir iş yerinde geçiyor. Yani geçiyor demeyelim ama o iş yeri de bir şey yani, kitabı acayip kılanlardan biri. Gündemde bu kara para aklama mevzuları varken mi Böylece diyelim herkes bir buna? güzellik salonunda geçtiğini zannedecek. Hayır. Ama kimsenin ne iş yaptığını tam da bilmediği bir iş yerinde geçiyor, değil mi? Ona çok benzer bir iş yerinde çalışmıştım zaten. Oradan ilhamla yarattım onu. Müteşebbisin amaç ve niyetini hiçbir zaman sorgulamadık. Ama böyle hani bomboş oturup böyle çok da güzel para kazandığımız bir iş yerinde çalışıp sonra bir gün birdenbire gittik ve kapanmıştı yani. Hani böyle hani kapağını bize haber bile vermeden işe gidince öğrendik falan. Oradan ilhamla yazdım ama yani kara parayla ilgili midir bilmiyorum ama buradaki en azından kara parayla ilgili değil. Değil. O da güzellik salonu değildi, onu da düzelteyim ben. Keyiflidir ama ya. Bir şey yapmayıp Yani iyi böyle para gözaltı kazanmak. kremi satmaya çalışarak bugünlere geldim falan gibi anlaşılmasın yani sonra. Solution bilin yani ne diye. Ama değişik bir tecrübe olsa gerek. Yani bir Evet. şey yapmadan iyi Evet para evet. Evet kazanmak. evet. Ama işte yani çok acayip bir şey var. İnsan kendi ederini biliyor bence. Dolayısıyla da kendini ederinden fazla ödüllendiren her şey karşısında inanılmaz bir tedirginliğe kapılıyor. Yani herhalde organlarımı çalacaklar falan diye böyle bir takım endişelere düşüyorduk yani. Hani çünkü arada konuşuyorduk da kendi aramızda. Yani böyle yani acaba organ, hani böbrek falan. Bir gün böyle bir müdür çağıracak falan böyle. Evet arkadaşlar bugüne kadar yediniz, içtiniz falan hani artık şu Sıra geldi bu işin bir adını operasyona. koyalım. Bugün operasyon günü falan deyip böyle. İşte o da o sizin yaşadığınız dönemin gerçeği değil mi? Organ Tabii mafyası. tabii. Bugünün gerçeği mesela güzellik Artık onlar tabii çok merkezi. kolaylaştığı için hani böyle Evet. şey basında da haber değeri kalmadı ya. Kalmadı. Kitabımı övmeye geri dönecek olursak. Yok, kitap çok güzel. Yani Teşekkür sizin ederim. tüm kitaplarınızda ya bu iş nereye varacak duygusu var. Ben okurken hem Dünya Bu Kadar, onu dinledim bir de. Yani ikisini yani biraz okudum, biraz dinledim. Tilbe Saran müthiş Evet, Tilbe okumuş Saran'a ben yani. de bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Gerçi telefonda şey dedim. Benim yazdığımı daha güzel okumuşsunuz. Nereye varacak? Hani bu işin sonu nereye varacak duygusu var. Çok dağıldık. Bir dakika, nereden Bu benim hayatımın başlamıştık? özetidir. Bir kere onu söyleyeyim. Yani buradan nasıl toparlayacağım diye düşünerek geçti bütün hayatım. O yüzden bu bir şekilde herhalde yazdıklarıma da yansıdı yani. Ama böyle hayatı gerçekten de böyle yani bir mühendislik projesinin ürünüymüş gibi
yaşayabilecek teknik ve zihinsel beceriye hiçbir zaman sahip olamadım. Yani şimdi mesela bazı arkadaşlarım var. Çok genç yaşlardan beri tanıdım. Ve mesela ne zaman evleneceği, ne zaman askere gideceği, işte ne zaman iş bulacağı, iş bulduktan sonra ev alacak, araba alacak, işte bilmem nerede yazlık alacak falan. Bütün planları belliydi ve böyle 3 aşağı 5 yukarı hep bu planlara uydular. Çok planlı insanlar tanıdım. Bu da beni biraz plana karşı soğutmuş olabilir tabii. Çocuğum oldu. Böyle işte Bodrum'un bir köyünde, işte dağ başında bir evde huzur içinde yaşıyorum. Artık burada da ölürüm herhalde falan filan derken bir anda kendimi böyle Londra'da buldum. Hakemin düdüğünü duymadan maç bitti dememek lazım. Hakemin düdüğüne yakın zamanlarda bir şekilde araya böyle bir son dakika golü bilmem ne bir şeyler oluyor. Herhalde bu yani hayattan sürekli bir sürpriz beklentisi, sürekli bir son dakika golü beklentisi içinde olmanın biraz böyle bir yazdığım şeylere de sirayet eden tarafı var. Dağılmıyorsunuz o zaman yazarken anladığım kadarıyla. Yani sizin süreciniz zaten öyle Evet, ben dağınığım yani genel olarak. Yani ekstra da dağılmıyorum ilerliyor. yani. Tüm sanat içerisinde, dalları içerisinde ve eserleri içerisinde en solo icra edileni yazmak bana sorarsanız. Ve hani bir müzik bestesinde bir yerde detone olursa biri müdahale edip bunu düzeltebilir. Ama sizin bir devrik cümlenize kimse müdahale edemez. Çünkü siz onu zaten öyle yazmışsınız, öyle istemişsiniz, öyle Yok, siz yazmışsınız. Mustafa Çevik Doğan'ı tanımıyorsunuz. Yani o kitabı elinizden bile alır. Hayır bu böyle değil deyip Yani öyle mi? geçen gün bana şey dedi. Bana kalsa birçok romandan yüzer sayfa atardım dedi. Kendi hazırladığı romanlardan bahsediyor. Sonra bana döndü. Seninkinden de atardım dedi. Benim romanım 120 sayfa. Yazmanın kendisinden aldığım hazzı yazarlık mesaisinin hiçbir noktasında almıyorum. Yani Çok güzel. işte ne bileyim, kitabın çıkması, tanıtılması, duyurulması, işte etkinliklere katılması, okurla buluşması, şu su bu su işte falan. Yani evet, hepsi çok tatlı şeyler. Yani elbette bunun için yapıyoruz bir yandan da. Yoksa ben bunları evde ajandaya yazmayı da bilirim yani. Hani bir şekilde bir okurla buluşsun diye yapıyoruz bunları ama ya bir yanıyla da bu bir şey gibi yani. Evde bir mektup yazıyorum. Mektubu gönderiyorum ve bir daha gitti gider yani. Böyle hani İşte size mektup yazıyorum falan. Sonra diyorum ki ya bir alabilir miyim, bir yeri düzelteceğim falan deme şansım yok. Uçtu gitti yani. Hani yazılmış her şey benim için ölmüş demektir yani. Çünkü yazılı dolayısıyla hani sadece yazarken aldığım haz bundan o kadar büyük ki yazıp bittikten sonra zaten bitmiş oluyor, Bitmiş geçmiş oluyor. oluyor. Yani böyle şey hani ölü bir heyecan dalgasının yani çok yüksek bir heyecan dalgasının İşte ölmüş yani böyle hani kurumuş deniz yıldızına bakmak gibi bir şey yani. Hani denizdeyken evet çok güzel canlı bilmem ne falan filan ama yani sadece denizdeki bir canlılığı hatırlatan bir şey olarak böyle hani duvara asıyorsun şeyi deniz yıldızını falan. Öyle bir his yani. O yüzden yazmanın kendisi benim için çok keyifli, çok heyecanlı bir şey. Ben memuriyeti bıraktım bunun için. Anneme inme iniyordu yani böyle hani şey oğlum memuriyet bırakılır mı her ay kıyamette kopsa maaşın yatar bilmem ne falan filan diye. Hani benim için çok gözü kara bir yerken benim gibi böyle hani işçi çocuğu işte böyle bir hani biri için böyle hasbelkader devlet memuru olmuş falan. Ben yani memur olunca memlekette kurbanlar falan kesildi yani. Hani ben böyle bir anda böyle ya ben roman yazacağım ve o yüzden memuriyete veda ediyorum falan filan deyince böyle yani çok Küçük bir fırtına koptu. yani gereksiz bir bohemlik çıkışı falan yani böyle roman düşünüyorum falan deyip böyle hani memuriyetten istifa etmek falan. Oğlum aklını mı yitirdin falan dediler bana yani. Seviyorum, ne yapayım yani. Ben de hayatta beni en çok mutlu eden şey bu. Onun peşinden gittim. Harika. O da bu sevgimi karşılıksız bırakmadı. Bir şekilde böyle geçinip gidiyoruz ama bu şey demek değil. Yani hayatımın son gününe kadar sahnede şarkı söylemek isterim diyen mesela hani şarkıcı vardı. Mesela ben o kadar iddialı da olamıyorum. Yani yarın öbür gün gerçekten yazacağım bir şey kalmaz. Yani kimseye kitap borcum yok. Yok. Yani yazmayı veririm. Ne yapayım yani? O zaman da oturur. Beni heyecanlandıracak başka bir şey. Sudoku çözerim evde. Bir şey yaparım. Hani ama şu anda yazabiliyorken, yani yani yazma ihtiyacını hissediyorken ve yazmak beni mutlu ediyorken bu keyiften niye kendimi mahrum edeyim deyip harıl harıl yazıyorum. Yani bilgisayar başında geçip çalışmadığım gün sayısı
bir yıl içerisinde 5'i geçmez yani. Yani hastalıklar ve yolda geçen zamanlar haricinde. İşte Afterlife'ın yeni sezonu çıkmış falan mesela diyor işte oylum. Ben de böyle yani şöyle bir devrileyim de biraz bir şey seyredeyim falan diye açıyorum böyle. Bakıyorum ilk bölümün 15. dakikasına falan gidiyorum. Diyorum kalk oğlum kalk senin neyine bu işler falan diyorum. Yine oturuyorum gene çalışmaya başlıyorum. Ancak kalktığımda farkına varıyorum böyle aa gün doğmuş falan diye mesela. Akarken doldur derler Doldurun. ya onun farklı bir boyutta Versiyonu. versiyonu. Bir roman kahramanına babalık etme fırsatınız olsa kim seçersiniz? Kendimden mi bütün edebiyat dünyasından mı? Evet. Ya bu soruyu pas geçme şansım var mı? Çünkü yani ben kendi oğluma bile babalık etmekte böyle biraz zorlanıyorum yani. Bir de bir roman kahramanının velayetini üstüme almakta imtina ederim yani. Tabii ki, Yani tabii ki. babalık denen şey çok hakkınca takdir edilemiyor bence. Çünkü şöyle bir şey, erkekler duygularını anlatmayı pek beceremedikleri için babalık hakkında ne hissettiklerini tam bilemiyoruz. Erkeklerde de böyle hani duygusal iletişim henüz böyle taşı taşa vurma düzeyinde olduğu için hani böyle şeyi babalık hakkında erkeklerin ne düşündüğünü de tam anlamıyla okuyamadığımızdan biraz üzerine konuşurken böyle çok ezber, çok klişe şeyler hani böyle işte baba çınar gibidir, işte meyvesi olmasa da falan böyle hani o düzeyde yani babalıkla ilgili bilgimiz. Bir sistem güncellemesi yani böyle işletim sistemim güncellendi gibi yeniden dünyaya, yeniden hayata başladığımı fark ettim ve böyle bu benim bütün duygu dünyamı yeniden inşa etti. Ve Latife Tekin bir gün şey demişti. Yani bir çocuğa sahip olmanın en zor yanlarından biri onun sevgisiyle baş edebilmek demişti. İlk söylediğinde tam anlamamıştım yani ne kadar güzel laflar ediyorsunuz falan diyerekten böyle şaşırmıştım ama sonra böyle zaman içerisinde şeyi idrak ettim. Hakikaten çocuğun sevgisiyle baş etmek gerçekten çok zor. Bazen şeyi hissediyorum yani böyle ağlayasım geliyor ona bakarken falan böyle çok acayip bir şey yani. Ve hani tamamen dünyaya hiçbir şey olmadan, hiçbir fikri, rızası, bilgisi bir şey olmadan tamamen senin sorumluluğunda gelmiş bir şey. Ve böyle mesela bazen bir yerde oynuyor böyle enseden onu seyrediyorum falan böyle. Böyle çok zor bir şey ya. Yani nasıl aklımızı kaçırmıyoruz ki? Yani böyle çocuk yapıp falan nasıl böyle aklımızı kaçırmadan sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz falan. Yani işte ne bileyim sarılması, öpmesi, kokusu bilmem nesi falan filan. Oralara varmıyorum bile daha yani. Böyle oynarken seyrediyorum falan böyle buradan salyası akıyor bilmem ne falan böyle. Yani şey gibi dedi yani bunu ben yaptım be kardeşim falan gibi bir şey dedi. Yani böyle ortada bir şey var. Tamamen sen sebep olduğun için ortaya çıkmış. İyi ya da kötü. Ve böyle onun annesisin, babasısın falan filan. Böyle onun varlığının her anından sorumlusun. Mesela roman yazmak da öyledir. Yani bütün kompleksleriniz, bütün böyle varlığınızın karanlık noktaları, bütün zayıflıklarınız, bilmem ne, hepsi yazdığınız bir romanda şak diye ortaya çıkabilir yani. Çocuk büyütmekte de böyle bir şey var. Babandan yeterince sevgi görmemişsindir. Çocuğu manyak edersin severken falan filan. Ondan sonra yine de nefret edilen bir baba olursun yani falan böyle. Hani beni çok bunalttı babam o yüzden bıktım bilmem falan diyen bir çocuk ortaya çıkar. Ateşle yaklaşmayın böyle hani kendinizle yaklaşmayın yani falan gibi böyle bir şey koymak lazım hani. Çok zor bir şey yani baba olmak, baba olmanın duygusal tarafıyla baş etmek falan çok büyük yük yani. Harika O ama. yüzden istemem yani bir tane daha istemem yani. Peki, sizden sonraki konuğuma ne sormamı Dünyadan göçüp gittiğinde geride ne kalmasını isterdi diye sormak isterim herhalde. Yani ben bu soruyu bazen kendime çok soruyorum. Kendi cevaplarım arasındaki en sağlıklı seçeneklerden biri ağaç. Yani ağaç kalmasını çok isterim ya. Bu dünyadaki ömrümüz 60-70 yıl işte o da böyle yani bir yaştan sonrası zaten böyle yani yaşasan ne yaşamasan ne gibi hani böyle yok işte bir takım
sağlık işte problemleri, maddi zorluklar, fiş hareket güçlüğü bilmem ne falan filan bir sürü şeyle zaten kısıtlanıyor. Belli bir yaşa kadarki kısmında da zaten hayatın herkes karıştığı için hiçbir şey yapılamıyor falan. Yani toplamda böyle yaşadığımız yani Allah yaşadım be kardeşim diyeceğin zaman zaten böyle 25-30 yıl civarında bir şey yani orada aradaki böyle bir paket kısım. Hadi diyelim ki 80 yaşına kadar yaşadık. Yani güneş sistemi içerisinde bile çok milimetrik bir süreden bahsediyoruz. Ama mesela bir yerde bir ağaç var. 1.000 yıl önce adam bir oraya bir fidan sokmuş falan. Onun altında Allah. böyle aileler piknik yapıyor falan ve adamın kim olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceğiz falan. Ben mesela bu soruya böyle cevap verirdim. Yani kendime sorduğum zaman böyle ağaç demek iyidir yani. Harika. Mine Hanım'ın size sorusu, sizden önceki Çok konuk çok olarak. çok gerildim. Bu kadar şey bilmek dil bağlamında bir yük mü bir hafiflik mi? Bilmiyorum ya hiç bununla yüzleşmemiştim. Şu an tokat yemiş gibi oldum. Yani yük değil tabii ki. Bunu ben kendi kendime yaptım yani. Hani bana kimse benim ailemde mesela öyle 3 dil 5 dil konuşan insanlarla dolu bir aile değil yani. Hani ben bunu kendi kendime yaptım. Ben bu belayı kendim aradım, buldum, gittim, ona bulaştım yani. İstihbari bir bilgiye sahipsinizdir ve hayatınız tehlike altındadır falan. O büyük olabilir ama hani mesela bir insan matematik bildiği için falan böyle ya lanet olsun şu matematiği öğrendiğim güne falan diye böyle hani bilmiyorum bilgiyi yük olarak görmekten Allah'a sığınırım. Ben bunları zaten canım sıkılmasın diye öğrenmiştim. Çok şükür canımı da sıkmadılar şimdiye kadar. Harika. Hani o yüzden yük değil ama eğer bundan dolayı bir görevim olsaydı ve hani bu görev Mecburiyetten mesela yapıyor cerrah için olsaydınız. belki bilgi yük olabilir yani. Çünkü hani cerrahın yanlış öğrendiği bir şey hepimizi etkiler çünkü yani. Hani ya da işte bir avukatın yanlış bilgisi hepimizi etkileyebilir ama ben zaten kendi halinde böyle evinde oturan bir adamım yani. Kimseye bir zararım yok. En fazla kendimidir herhalde. Anneniz hayatta mı? Evet hayatta. Yazarlıkla ilgili şimdi ne düşünüyor? Çok çok hava atıyor onlar ya. Onların şey keyfi yerinde artık yani. Böyle Harika. hani yurt dışında olduğum için kitapların baskı yaptığı zaman bazen annemin evine gidiyor şeyler, yazar kopyaları. Ve hiç ben yazar kopyası falan göremiyorum. O bir tık konuya komşuya falan dağıtıyor onları. Böyle bir apartman dolusu böyle şey gibi o mesela böyle Yehova şahitleri falan böyle hemen kitapçıklar falan verir ya böyle kapı kapı dolaşıp falan. Annem de böyle bir şekilde şey oluyor yani. Yalova Komşulara mı şahitleri diye. Harika, çok teşekkür ederim Ben teşekkür Bahar Bey. ederim. Çok Sağ olun. keyifli oldu sizinle sohbet. Gerçekten kitaplarınızdaki iyi bakıcı oldu. Teşekkür ederim. Renkli Sağ olun. oldu. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ethem Bey'e sevgiler oğlunuza. İleteceğim.